kuru üzüm katıyoruz. Sakın olmaz demeyin. Çok lezzet veriyor. Kuru üzümünüz de yoksa kuru erik kurusu kırmızı. Onu katabilirsiniz. Harika etin tadını değiştiriyor. Çok güzel oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi yağımızda tereyağımızı da kızdırdık ocağımızda. Şimdi servis yapma zamanı geldi. Bakalım pişmesi nasıl. Harika. Kendi kendine dağılıyor. Çok güzel pişmesi gerekiyor. Et diri olduğu zaman kesinlikle lezzetini salmaz arkadaşlar. Kesinlikle eti iyi pişirmeniz gerekiyor. Etin sinirini almanız gerekiyor. Tezgahınızın üzerinde satırından etinin satırı ekmek tahtasının üzerine koyarak satırın arka tarafıyla etinizin sinirini alınız. Ondan sonra marine yapıp ondan sonra kesim aşamasını istediğinize göre çorbalık mı, yemeklik mi, büfteklik mi, kızartma mı, sote mi ona göre kendiniz onu karar vereceksiniz. Hangi yemeği yapmanıza bağlı arkadaşlar. Ve kesinlikle suyunu da yağını üzerine yağ çıktığı zaman anla ki suyu bitmiştir. Pişme aşaması da bitmiş. Kesinlikle su katmadık. 3 tane biber ince ince kuşbaşı doğradık. Kuşbaşı doğranıp etimize, tava sotemize ilave ettik. İçindeki malzemeleri yine tekrar ediyorum. 1 yemek kaşığı balımızı, 1 yemek kaşığı, 1 bal kaşığı balımızı, 1 yemek kaşığı kaymağımızı, marinemize etimizi ince ince doğradığımız kuşbaşı sinirini aldığımız, bir gün öncesi tuzladığımız, tadını aldığımız eti içerisine katıp elimizle güzelce yoğuruyoruz ve 15 dakika dinlenmeye zamanınız varsa 1 saat dinlenme daha lezzetli olacaktır. 1 saat 2 saat koyun dolabınıza, üzerini örtün poşetle dolabınızda kalsın lezzet vermesi için. Ve pişirme aşaması bir diş sarımsağımızı katıyoruz. Bir tatlı kaşığı önceden tuzumuzu zaten ilave ettik. Ben bal katıyorum. Bazen bal olmayan arkadaşlar da üzüm, bu üzümden kattığı zaman çok güzel tadını ete lezzet veriyor. Çok güzel. Sadece et, hep et. Et tadı olduğu zaman sevmeyenler olabiliyor ama bu biber ve baharatlar evde yapmış olduğum şişedeki tüm baharatların karışımı buna ilave ettik. Sarımsak, içinde etimizin, yağımızın içinde sarımsak var, nane var, kırmızı biber var, karabiber var, kekik var, nane var. Bütün baharatları karıştırıp ve soğan tozumuz var. Hepsini ilave ettik. Et kuşbaşı, et sotemize bu şekilde buharını kapattık, pişti. Son aşamada üzümümüzü kattık ve üzerine tereyağımızı biz tavada tercih ediyoruz. Misafirler olduğu zaman tabii ki servis tabaklarınıza güzelce alacaksınız. Herkesin payına göre üzerine tereyağını böyle cızledene kadar ilave edeceksiniz. Etinizi servis yaptığınız servis tabaklarının üzerine sıcak sıcak tereyağını ilave edeceksiniz. Ve bu aşamada etimiz pişti. Sizlere bir sefer daha bakın etin pişimine. Kendi kendine dağılıyor böyle. Çok iyi pişmesi gerekiyor. Ben salça katmıyorum. İsteğe göre salça katanlar da olabilir. Biber salçası da harika olur. Ben salça katmadım. Çünkü etin tadını değiştirmek istemiyorum. Böyle altını kapatıyoruz. Etimiz pişti. Buyurun. Sizlere de tavsiye ediyorum.